sınav sınırı tam oldu. Biz orada 3 günde, 45 günden bir kaybettik. Bilmiyoruz artık. Bakalım 8 sene girelim. DGS'de ilk tamamlayıp lisans almayı düşünüyorum DGS'de. Abim gibi torunları. Tanırlar. Ben liseyi bitirdiğim zaman Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanmıştım. Fakat ailevi nedenlerle kısa yönden öğretmen olayım diye o eğitime gidemedim. Tam 50 yıl sonra hükümetimiz yok, sınavsız ikinci üniversiteyi ihdas edince, çıkarınca ben hemen hiç tereddütsüz ikinci üniversite ilahiyata kaydımı yaptırdım. Fakat ilk yılda ve ikinci yılda bütün dersleri vermiş olmama rağmen Arapça 1, 2, 3, 4'te takıldım. Hatta bir ara bırakmayı dahi düşündüğüm zaman Açık Öğretim Fakültesi yüz yüze eğitim programlarını ortaya koydu. İzmir 9 Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yüz yüze Arapça eğitimlerini aldıktan sonra bu eğitimlerin, yüz yüze eğitimlerin faydasına inandım. Arapçayı öğrendim. 21 Temmuz 2018'de mezun oldum. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümünden mezun oldum. Eğer şartlar el verirse ileride DGS'ye girmek suretiyle lisans tamamlamayı da tamamladıktan sonra yine ömrümün sonuna kadar üniversite okumaya devam edeceğim. Lisans tamamlamadan sonra bir üçüncü üniversiteyi de düşünüyorum yani. Anadolu Üniversitesi hayat boyu öğrenmenin önemli bir aracı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Gerçekten her yaş grubunda öğrencimiz var. Bugün Orhan Adıgüzel isimli öğrencimiz 76 yaşında İlahiyat Ön Lisans programından mezun oldu. Ve inşallah önümüzdeki dönemde de yeni bir programa kayıt olacağını bizlere söyledi. İnşallah çok daha farklı alanlarda yeni eğitimler alacak. Hani biz açık öğretim sloganımız var. Gerçekten önemli bir slogan. Hayat bir diplomaya sığmaz diyoruz. Gerçekten eğitim, öğretim artık belli dönemde edinilen, yapılan bir faaliyet değil. Hayat boyu sürmesi gerekiyor. Çünkü hayat değişiyor. Koşullar değişiyor. Bilim değişiyor, yani yenilikler geliyor. Onun için insanlarımızın da sürekli kendilerini güncellemesi gerekiyor. Bugün yaşadığımız olay da buna çok güzel bir örnek. Orhan hocamız aynı zamanda bir öğretmen. Fakat eğitim hayatını devam ettirdi ve farklı bir alanda kendini geliştirdi, yetiştirdi ve çok da mutlu oldu aynı zamanda. Bu da bizi çok mutlu etti. Gerçekten bizim Anadolu Üniversitesi olarak hedefimiz de bu. Türkiye'de, hatta sadece Türkiye'de değil, dünyada da her yaş grubunda insana farklı alanlarda eğitim, yüksek öğretim imkanı sunmak. İnşallah bundan sonra da üniversite olarak kendimizi farklı alanlarda da geliştirerek, kalitemizi daha da artırarak öncelikle tabii ki Türkiye'ye, sonra da tüm dünyaya bu eğitim hizmetini, bu eğitim fırsatını sunmaya devam edeceğiz. Ben öğrencimizi, mezunumuzu daha doğrusu ve gelecekteki yine öğrencimiz olacak kutluyorum. Bundan sonraki hedefimiz yüksek öğretimin her alanında Orhan Bey gibi yaşı ne olursa olsun insanlara eğitim hizmeti sunmak. Ben öğrencimizi, mezunumuzu tebrik ediyorum. Thank you.